İYİ Parti, FETÖ ve Gladio. İYİ Parti'de yaşanan istifalar, kayıp 132 milyon, dağıtılan paralar partideki çürümüşlüğe işaret etse de olayın bütününü anlatmaya yetmiyor. Süreci bu kadar karmaşık hale getiren de bizzat Meral Akşener. Çıkıp açık açık bize şunlar operasyon çekiyor diyemediği gibi yaptığı açıklamalarla işleri daha da karıştırıyor. O açıklamaları arasında biri var ki üzerinde mutlaka durulması gerekiyor. Oteli olan polis müdürleri var, o otellerde fuhuşun ötesi, öksüz kızları çalıştırıyorlar. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koma'nın talebesi var. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım. 28 Şubat darbecilerine direnmekle övünen Akşener'in, Gladio'nun yerli ayağı eski MİT müsteşarı, 28 Şubat generali Teoman Koman'ın talebesi olduğunu açıklaması herkesi şaşırttı. Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı. Çünkü bu itiraf, başka bir ilişki ağıyla iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli, NATO destekli Gladio'nun son versiyonu FETÖ ile irtibatlı. FETÖ'nün İYİ Parti'de etkili olduğu biliniyor. Bunu da sadece İYİ Parti karşıtları değil, bizzat partinin Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi kurucuları seslendirdi. Hatta birkaç gün önce yine İYİ Parti kurucularından İsmet Koçak, Haber Global'de söyledi. İYİ Parti'de FETÖ hakimiyeti var. Ortada garip bir durum olduğu çok açık. Hem FETÖ'nün etkili olduğu bir partiden söz ediliyor hem de o partinin başındaki isim Gladio'vari bir psikolojik harple karşı karşıya kaldığını söylüyor. Önlem olarak da eski Gladio'cu Koma'nın talebesi olduğunu hatırlatıyor. Akşener gerçekten partisinin müstakil olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemleriyle kafaları mı karıştırıyor? Kendisi açıklarsa partisine de iyilik etmiş olur. Aksi halde bu sorular yakasını bırakmaz. Mahmut Övür, Sabah.